kaygıları ve umutları var. Zaten bunun üzerine hayatımızı inşa ediyoruz. Böyle çok bilindik şeyler hani balığın suda olması gibidir. İnsanlar çok farkına varmazlar bunun. Kaygılarımız nedir, umutlarımız nedir? Ama biz konuyu biraz açmaya çalışacağız Sarp hocamla birlikte. Bir girizgah yapmış olacağız. Sonra da beraberce mütalaa edeceğiz. Tanımlarla başlayalım. Kaygı insanın sebepli veya sebepsiz aşırılık derecesinde tehdit veya tehlike algısına denir. Kaygının ve buna benzer olan şeylerin böyle insan grupları büyüdükçe, mesela cemaatler gibi, partiler gibi, devlet gibi, dünya gibi büyüdükçe bunların tesirleri şiddetlenir. Mesela 1960'ların sonunda ozon tabakası deliniyor diye bir kaygı oluşmuştu. Bütün dünyanın tesirinde kaldığı. Mesela dünya savaşları tüm dünya üzerinde kaygı yaratır. Veya işte açlık, sefalet, salgın hastalık vesaire. Mesela yoksulluklar veya ölüm mesela hani böyle dışsal bir tehdit olmadığı halde yine insan üzerinde bir kaygıya sebebiyet verir. Hatta mesela bazı insanlar için efendim inançlarının zarar görecek olması, mesela işte din elden gidiyor gibi belli gruplar için. Belli gruplar için acaba biz iktidarımızı kaybeder miyiz? Veya belli gruplar için işte ülkeye mesela komünizm gelir mi, şeriat gelir mi falan gibi şeyler. Bunların hepsi kitle çerçevesinde oluşturulan kaygılardır. Kaygı bizim yaşantımızda yani daha çok kitlesel bir şeydir. Ama bireysel olarak biz kaygıyı stres olarak algılarız. Stresin temel kaynağı kaygıdır. Şimdi kitleler ancak kaygılarla manipülasyona tabi tuturlar. Güçlü kaygılarla çok önemli şeyler yaparsanız büyük kitleleri savaşlara da sürükleyebilirsiniz. Kaygı altında kaldığınızda doğru karar verme kabiliyetiniz neredeyse sıfıra iner. Onun için siyaset kaygıyı çok sıkça kullanır. Bütün dünyada kaygıları, yani topluma kaygı pompalar. Eğer bizi seçmezseniz veya işte şu olmazsa veya bilmem ne olmazsa son seçimdir, ön seçimdir falan falan gibi. Kaygının yanında korkuyu ve endişeyi de tanımlamamız gerekir. Bunlar farklı şeylerdir çünkü. Kaygı durumunda bir potansiyel uyaran vardır. Fakat bu genellikle belirsizdir, bu potansiyel uyaran. Yani mesela adı geçen tehlikenin diyelim mesela kıtlık olacak veya savaşlar olacak veya dünya yıkılacak. Bunun ne zaman olacağı veya nereden olacağı veya hangi şiddette olacağı, ne kadar süreceği bunlar muğlaktır. Kaygıya bunlar sebebiyet verir. Mesela bir küresel salgın hastalık çıkma ihtimali vardır. Her zaman mesela vardır bu şey. Ama veya mesela bir küresel kıtlık olabilir, dünya savaşı olabilir, insanlar yoksullaşabilir. Ama bunların ne zaman, ne şekilde, ne kadar süreyle çıkacağı belli değildir. Onun için bu esasen bunların şiddetini artırır. Korku söz konusu olduğunda somut bir tehlikeden bahsediyor olmamız lazım. Mesela insanların köpekten korkmaları veya karanlıktan korkmaları, yüksekten korkmaları, hatta hapsedilmekten korkmaları. Belki tam bu noktada yani kesin bir şey söyleyemem. Sarp hocama da bu noktada fikrini almak isterim konuşması geldiği zaman. Mesela Tanrı'dan korkma da bir korku olarak şey olabilir, düşünülebilir. Ama emin değilim son söylemiş olduğum üzerinde. Bir de Bekir hocam, endişe var. parantez olarak Buyurun. bir şey söyleyeyim. Evet, korkma Buyurun. olarak algılanabilir. Çünkü bir korkunun bir nesnesi vardır. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Evet, doğru. Şimdi endişeye gelince, endişe sonucu net olarak belli olmayan, yani iyi mi kötü mü belli değil. Ama olumsuz olması halinde hayatımızı çok derinden etkileyecek olan bir eylemin yaratmış olduğu histir endişe. Örnek verelim, mesela insanın öldükten sonra cehenneme gitme ihtimali. Ya, bu kesin değildir. Hani inançlı bir insan için bu endişe yaratır. Mesela üniversite sınavında başarısız olmamız. Mesela sevdiği oğlanı veya kızı alamama ihtimali. Bunlar hep endişe kaynakları. Mesela iktidarın değişmesi veya değişmemesi. Her ikisi de. Mesela hastasınız, işte gittiniz biyopsi verdiniz. İşte sonucunun kanser çıkma ihtimali. Endişe. Bunlar endişeyi doğuran şeyler. Mesela insanın kansere yakalanması, yani yakalanma riski kaygıdır, kaygısal bir şeydir. Ama biyopsiden kanser mi çıkacak, çıkmayacak mı bunu beklemesi endişedir.
Mesela siyasetçiler dikkatinizi çekiyordur mutlaka. Sık sık şöyle derler, sakın endişe etmeyin derler. Bizim varlığımız muhaliflerimizin doğurmuş olduğu endişeleri mutlaka boşa çıkaracaktır. Umudunuzu koruyun, bize oy verin, gerisini merak etmeyin. Bu siyasetçilerin kullanmış olduğu bir dildir. Endişe ve kaygı, endişe ve umut üzerine kurarlar söylemlerini. Şimdi umuda gelince umudun da iki farklı anlamı var. Birinci anlamı ümit etmek. Bildiğimiz gibi bir şeyi ummak. Güven yani. İkinci anlamı kişilerin karşılaşmış olduğu olaylar ve durumlar karşısında olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline karşı duyulan tutku, inanç. Umut budur yani. Umudumuz güçlü. Umudumuz yüksekte. Umutlar tükendiği zaman yerlerini kaygılar alır. Yani insanlar bu iki duygunun ya dengeli olarak yapar. Yani insan sırf umut, sırf kaygı şeklinde yaşayamaz. Ama umutlar zayıfladığında kaygılar güçlenir. Veya kaygıların güçlenmesi umutları zayıflatır. Mesela aynı şey gibi. Mesela korku ve güven gibi. Hani mesela korkunun panzehiri güvendir. Güven arttığı zaman korku azalır. Tersi geçerli. Şimdi kaygının hakim olduğunda, bir insanda kaygı hakim olduğunda umutlar zayıflar ama bunun yanında insanın cesareti artar. Yani o durumdan, kaygıların vermiş olduğu şeyden kurtulma. Umutları mesela tükenmiş bir kitlenin veya insanın göze alamayacağı hiçbir şey yoktur. Eğer umudu bitmişse. Mesela bir insan düşünün, bütün umutları tükendi. Her şey bitti ve kaygılar artık son noktada. Her şeyden kaygı ve endişe duyuyor. Öyle ki mesela bu insan canına bile kıyabilecek hale gelmiş. Ömrünü zindanlarda geçirmeye hazır. Bunu yapamayacağı hiçbir şey yoktur tehlike açısından. Şey gibi yani köşeye kediyi sıkıştırırsanız köpeği tırmalar, ondan korkmaz. Zaten ölümü göze almıştır. Onun için toplumsal açıdan, toplum açısından kaygıların büyümesi çok önemli. Çok ciddi tehlikeler ortaya çıkarır. Umutlar olumlu beklentiler üzerine olduğu için umut taşıyan insanların eylemleri olmaz. Bunlar eylemsizdir. Daha sakin, barışçıldırlar. Onun için umutlu bir topluluğu yönetmek kolaydır. Hedef gösteriyorsunuzdur. Umuda, barışa doğru gidiyoruz ama kaygılı bir toplumu yönetmek çok zordur. Onun için mutlaka bir toplumda kaygıların dengeli bir hale getirilmesi gerekir. Kaygılar ortadan kaldırılamaz. Bu sağlıklı değildir zaten. Ama kaygıları böyle umutsuzluk noktasına çıkarmamak gerekir. Propaganda kitleler üzerinde yapılan ve kitleler üzerinde büyük tesir uyandıran bir unsur. Propaganda her alanda. Ne üzerine yap, isterseniz bilimin yapın, dinin yapın, siyasetin yapın, devletin yapın, ne yaparsanız yapın. Şimdi bireyleri şartlandırmak çok zordur. Teki tek bireyleri şundan dolayı. Çünkü bireyler düşünürler, düşünce sahibidirler. Kitlelerin düşünme kabiliyeti yoktur. Ayrıca bireyler güven duymak isterler. Kitlelerde böyle bir sorun yoktur. Çünkü kitleler kalabalık olduğu için birbirlerine güvenirler ve kitle şeklinde güven ihtiyaçları yoktur. Onun için kitleler eylemselliğe hazırdır. Birey de düşünmeye açıktır. Fakat bireyleri kitlelere dahil etmek şartlandırma yoluyla kolaydır. Çoğu birey bir kitlenin parçası olmayı kendine uygun bulur. Mesela Fenerbahçeli olmayı. Mesela işte falan tarikata dahil olmayı veya bilmem efendim partiye dahil olmayı gibi. Şimdi kitlelere eğer yeterince kaygı pompalayabilirseniz ve bu kitleler özellikle iktidar dahilindeyse, gücün etrafında veya devletin etrafında iseler, onları iktidarın veya devletin lehine konumlandırmanız kolaydır ve politikanın sık sık müracaat etmiş olduğu bir yöntemdir. Mesela şöyle sözler duyarsınız siyasi propagandalar dahilinde. Der ki mesela eğer biz iktidardan gidersek sizi yaşatmazlar. İktidarda kim olursa olsun hepinizi kodese tıkarlar. Derler mesela. Mesela bu devlet iktidardan düşelim maaşlarınızı ödeyemez. Hatta mesela şöyle diyen çıkar. Eğer biz bu ilçenin belediye başkanlığını kazanamazsak din elden gider. Vatan bölünür. Kudüs düşer. Mekke düşer. Medine düşer. Hatta dahi Moskova düşer. New York düşer. Yani gidebildiği kadar gider. Çünkü söylemiş olduğu şeyin bir amacı, bir nesnelliği yoktur. Önemli olan kaygıyı körüklemektir. Mesela bazıları kimlik ve inançlarınız efendim bütün kendi iktidarımız döneminde kazandığınız mal, mülk, şey hakları filan, inanç hakları vesaire hepsi ortadan kaybolur. Bu kitleyi endişeye gark etmek, kaygıya gark etmek için yapılan bir söylemdir. Hatta mesela daha ileri gidenler olur. Bunları duymuşuzdur geçmiş dönemlerde. Şimdi belki vardır. Şunu diyebilir mesela. Mesela mahşere gittiğimizde
Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıktığımızda ona ne cevap veririz? Buradaki şey. Eğer mesela burası yeterli olmazsa, bunların tamamı çok sık kullanılan siyasette ve ajitasyon barındıran argümanlardır. Ve o esas kemik kitlede, yani bir düşüncenin ana yapısını oluşturan kemik kitle üzerinde büyük tesir uyandırır. Ayrıca kitleyi düşünmekten alıkoyar, sadece eylemsellik etrafında kenetler. Böylece kitle, somut gerçeklik demiş olduğumuz esasen siyasetin somut gerçekliği. Yani nedir onlar mesela? İşte yoksulluk mesela, yolsuzluk, rüşvet, kayırma, torpil, işte pahalılık, efendim işte düşük ücretler, adaletsizlik, gelir dağılımındaki bozukluk, kalitesiz eğitim sayabilirsiniz. Kötü beslenme, hukuksuzluk, işsizlik, haklar, enflasyon, sansür, bir sürü dış siyaset, dünya kadar şey sayabilirsiniz. Yani normalde siyasete konu olması gereken argümanlar çok nesneldir, belirgindir ve onlar üzerinde aslında şey yapılmalıdır, siyaset yapılmalıdır. Ama bu siyaset her yolu mübah gördüğü için rahatlıkla böyle ajitatif ve insanlarda kaygı uyandıracak, yani vatan bölünür kardeşim sen öyle diyorsun ama din elden gider gibi şeyler yapabilir. Fakat bu söylemler kitleyle, o ana kitle, kimse muhatap, o kitleyle bağı zayıf olan insanlar arasında, seçmen diyebiliriz bu noktada buna, bu propaganda ters teper ve o zayıf olan, bağı zayıf olan kitle saf değiştirir bunlardan dolayı. Yani ne saçmalıyorsunuz kardeşim, bu kadar da olmaz. Onun bir şeyi var, yani onu çok iyi belirlemek lazım. Bazen bu propagandalar ters tepiyor da olabilir. Şimdi bütün bunları yapmak için tabii, yani topluma, ben toplum üzerinden gidiyorum bu şeyi, kaygı ve umut aşılayabilmek için bir propaganda makinesine ihtiyacınız var. Bu da kontrol altındaki medyadır. Şimdi eğer böyle bir medyanız varsa, sürekli padişahım çok yaşa sloganıyla hazır bekleyen demagoglar vardır. Ya, iktidarda kim olduğunun önemi yok. Onlar herkes için hazırdırlar. Her zaman bunlardan mebzul miktarda, yeterli miktarda bulabilirsiniz. Şimdi çağa göre demagoglar değişiyor. Tabii mesela günümüzün demagogları şu anda işte medya fenomenleri veya mesela sosyal medyada troller. Bunlar demagoglar mesela. Veya iktidarın imkanlarından istifade eden, çünkü diğerlerinin de istifade eden olabilir. İktidarın veya muhalefetin imkanlarından istifade eden ve ünvanlarının, isimlerinin önünde ünvan bulunan, diyelim mesela akademisyenler veya sanatçılar veya din adamları veya mesela iş dünyasının mensupları, hatta bu iş dünyasının mensupları bu medya kanallarını bizzat oluştururlar. Bizzat satın alırlar, el değiştirirler. Şimdi medya siyasetin emrine girdiğinde bir işe yarar, tek bir işe. Siyasetin emrine siyaset, yani girmişse bir amacı vardır. İnsanları kandırmak. Başka bir amacı yoktur. Çünkü eğer insanlara normalde haber vermesi gerekir, medyanın amacı budur. Ama bunun için siyasetin emrine girmesine gerek yok. Eğer siyasetin emrine giriyorsa insanları kandıracaktır. Ve özellikle bir gruba dahil olmaya çalışan insanlar vardır toplumda. Onların da kafalarını bulandırmaya çalışır. Sürekli bilgi bombardımanı yapar. İşte bilgi spekülatiftir zaten. Onun için girer bir erkin kontrolüne, onun için girer. İşte kitle iletişiminde sıkça müracaat edilen yöntemlerden biri, amaca yönelik, belli bir amaca yönelik olumlu ve olumsuz, duruma bağlı, bazıları olumlu bazıları olumsuz, yani pozitif ve negatif haberlerin yapılmasıdır. Mesela bunlar arasında ne var? Günümüzde sık karşılaştığımız kadın cinayetleri mesela. Biz bunların haberlerini görürüz. Mesela istismar, tecavüz haberleri, doğal felaketlerin haberleri, dünyanın öteki ucundaki felaketlerin haberleri, kazalar, trafik kazaları, başa kazalar. Mesela kimi zaman başarı hikayeleri duyarız. İşte keşifler, icatlar ülke dahilinde, yeraltı rezervlerinin tekrar tekrar keşfedilmesi. Şimdi bunlar, bütün bunların tamamı, yani pozitif veya negatif tandanslı olsun, bunlar seçmenlerin gerçeklerden kopmasını temin eder. Kaygıların, politik manada kaygıların oluşması veya umutların oluşmasını sağlar. Mesela nasıl olduğunu anlatayım. Mesela böyle teknolojik kullanışlı bir silahın icat edilmesi kitleler üzerinde inanç ve vatan savunma duygusunu körükler. Lan iyi, güvendeyiz çok şükür, baksana. İşte bilmem neyi vuran bir silah yapmışız. Veya mesela otomobil üretiyor olmamız toplumun aşağılık kompleksini ortadan kaldırır. Adamın onu alıp alamayacağı önemli değil. Ama baksana kardeşim, elektrikli otomobil yapmışız. Mesela kendisi cinayete veya istismara uğramamış olan bir izleyici, başkasının hikayesini görünce, baksana işte cinayete kurban gitmiş falan, hemen bir kıyaslama yapar ve kendi haline şükreder. Çok şükürler, baksanıza bizim başımıza gelmemiş.
Mesela açlık yüzünden hayatını kaybetmiş bir çocuğun hüzünlü bir hikayesi haber olarak yayınlanır. Açlık sınırında yaşayan vatandaş haline şükreder. Baksana der. İnsanlar ölüyor açlıktan. Biz iyi durumdayız. Bir de bu olumlu ama asparagas haberler de çıkar. Bunlar böyle oy verme davranışları noktasında umut pompalamak için, yani oy verenlerin umudunu körükleyen, pompalayan haberler olarak ortaya çıkar. Bazen hatta bunlarda mesela böyle mabetlerin açılması, devleti yönetenlerin aleni ibadet etmesi, işte kutsal kitap okumaları veya işte potansiyel dış düşman olan bir devlete karşı tehdit, ayar, bazen mesela büyük devletlerle birlikte aynı seviyede bir toplantı yapmak, yuvarlak masa toplantısı, ayak ayak üstüne atmak, bir kare fotoğraf, bunların hepsi seçmen algısını iktidar lehine manipüle eder. Bunlar pozitif, olumlu, umut aşılayan eylemlerdir. Görünüşleri böyle değildir ama bunların pompalanmasının arkasında bir umut yaratma vardır. Falez sonunda seçmen öyle bir şeye evrilir ki, mesela o siyasi hareketin genel başkanından daha fazla partizan olur. Daha çok aidiyet hisseder. Bu iktidar veya muhalefet fark etmez. Doğru yapılırsa her ikisi açısından da böyle bir sonuç verir. İşte bunlar tabii siyasette tarife dışı, siyasetin aslında doğasında olmayan tamamen manipülatif eylemlerdi. Siyasetin doğasında ne olması gerektiğini yukarıda biraz önce size anlattım. Bunlar belli zaten. Ayrıca her kitlenin farklı argümanlardan etkilenmesi diye bir durum mevzubahistir. Siyaset bilimiyle uğraşanlar ve kitle iletişimini bilenler bunları bilirler, hazırdırlar. Her durumda insanların kaygılarını veya umutlarını yeşertmeye, pompalamaya yönelik şeyler bellidir. Yalnız her zaman bu kurgular istenen sonucu vermez. Eğer kitleler belli bir aşamada aldatıldıklarını anlarlarsa çok ağır tepki verirler. Abraham Lincoln'un bir sözü vardır. Der ki bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz. Hatta herkesi bazen kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman asla kandıramazsınız. İşte bütün bu manipülasyon, devasa manipülasyon gücüne rağmen iktidarlar, işte bu Abraham Lincoln'un bu sözü gereği zamanı geldiğinde değişir. Şimdi kaygılar ve endişeler bazen iktidarın yanında devlet sisteminin devamı ve güçlenmesi için de ileri sürülür. Mesela Amerika'da sokaklarda yaşayan evsizler vardır. Bu sizi şaşırtır. En zengin yer San Diego'dur veya Manhattan'dır. Orada çok sayıda böyle 100 bin falan insan görürsünüz. Sokakta sefil, aç, saçları uzamış, tırnakları böyle çok affedersiniz vahşi hayvanlar gibi yaşadıklarını görürsünüz. Oysa Amerika çok büyük bir devlettir ve bu sorunu hemen ortadan kaldırabilir. Ama burada bilinçaltına enjekte edilen bir mesaj vardır. Çünkü orada da durumundan memnun olmayan, ücretinden memnun olmayan, sistemin adaletsiz olduğunu düşünen insanlar vardır ve onlara şu enjekte edilir: eğer çizgi dışına çıkarsanız gideceğiniz yer burasıdır. Veya mesela Demir Perde zamanında komünistler işte kapitalistler şöyle kötü diye yayınlar yaparlardı. Kapitalistler de komünistler için böyle kötü yaparlardı, yayınlar yaparlardı. Böylece her ikisi sistemlerini ayakta tutarlardı. Şimdi mesela yine ülkede yoksul kesim sosyal yardımlarla açlık seviyesinde konumlandırılır. Öyle bir şey vardır. Ve onlar da şu tehditle karşı karşıyadırlar: eğer bizim gölgemiz üzerinizden çekilirse yiyecek ekmek bulamazsınız. Açlıktan ölürsünüz. Onun için bu açlık seviyesi çok önemli bir noktadır. Oysa yaklaşım şu olmalıdır Voltaire'in dediği gibi: biz yardıma muhtaç yoksullar değil, ortadan kaldırılmış yoksulluk istiyoruz. Ve sosyal devlet demiş olduğumuz aygıtın, aparatın yapması gereken şey ortadan kaldırılmış yoksulluktur. Diğeri manipülatiftir. Yani açlığa muhtaç yoksullar, yardıma muhtaç yoksullar. Öte yandan kaygı ve umut dengesini toplumun sağlıklı yaşaması için bir dengede tutmak gerekiyor. Yani kaygıların tamamen ortadan kalkması toplumun bozuşmasına sebebiyet verir. Tamamen umut içerisinde bir toplumu veya umutsuzluk içerisinde bir toplumu bulunması o zaman da toplumu kontrol edilemez halde tutar. Ama günümüz gerçekliğinden hareket edersek, Türkiye'de özellikle bu kaygı bozukluğu dediğimiz anksiyete son zamanlarda çok sık karşılaşılan bir problem. Bunda tabii devlete düşen çok ciddi sorumluluklar var. Çünkü devlet bu problemleri, vatandaşa kaygı olarak yansıyan problemleri oluşmadan engellemek veya bu kaygıların temel sebebini oluşturacak noktalarda devletin planlama yapmaya ihtiyacı, işsizlik gibi, açlık gibi buna benzer
birçok şey var. Mesela bir arkadaşımız burada, belki şu anda dinleyiciler arasında bilmiyorum, diyor ki mesela ben işte o Büyük Orta Doğu projesini o kadar kafama taktım ki psikoloğa gittim, bana ilaç verdi, ben ancak şu anda onlarla ayakta duruyorum. Ya bu şekilde devletin yanlış politikalarından dolayı anksiyeteye ve bir sürü panik atağa, şuna buna dahil olan, müptela olan çok sayıda insan vardır. Şimdi dengeli bir şekilde ümidi ve korkuyu bir arada tutmak durumundayız. Ziya Paşa'nın bir sözü var, diyor ki hazır ol cenge, eğer istersen sulhu salah. Yani barış istiyorsan diyor, savaşa hazır ol. Veya Kierkegaard'ın öyle bir sözü vardır, der ki benim bakış açım silahlanmış tarafsızlıktır. Burada silah bilgi manasındadır. Yani bilgin olsun ama kimseye taraf olma, hakem ol.